Küçük Patates'in Maceraları. Bir varmış, bir yokmuş. Uzaklarda değil, çok yakın bir ülkede bir patates yaşarmış ailesiyle birlikte. Bizim patates diğer bütün patatesler gibi toprağın altında yaşarmış. Toprağın altında oyun oynarmış arkadaşlarıyla. Bilge Patates her gün onları yanına çağırır, dünya yüzüne çıktıklarında nelerle karşılaşacaklarını anlatırmış. Bizim Patates ve arkadaşları nasıl heyecanlanırmış bir bilseniz, hayallere dalıp her şeyi unuturlarmış. Günlerden bir gün küçük Patates hoplaya zıplaya toprağın altından çıkmış. Çocuklar, sizce küçük Patates toprağın altından çıkınca ne görmüş olabilir? Toprağın altından çıkar çıkmaz da güneşin upuzun kollarıyla karşılaşmış. Yüzüne vuran o sıcaklık ilk önce korkutmuş onu. Ama sonra gözlerini kocaman açmış. Aa, ne güzel bir şey bu. Sayın Bilge Patates'in anlattığı şey bu olmalı. Neydi adı? Neydi? Evet, güneş. Dünyamızı aydınlatan, ısınmamızı sağlayan ve bizden çok uzakta olan güneş. Aslında hiç de o kadar uzakta değilmiş. Bizim küçük patates güneşin bütün sıcaklığını hissetmiş ve tam o sırada biraz ileride sağa sola koşup duran iki çocuk görmüş. Çocuklar öyle güzel koşuyorlarmış ki patates bir süre onlara hayran hayran bakmış. Patates heyecan içinde öylece baka kalmış. Uzun bir müddet çocukların koşuşturmalarını izleyen küçük patates onların yaklaştığını görünce yuvarlanarak bir taşın arkasına saklanmış. Çocuklar, sizce niçin koşturuyor olabilirler? O ayaklarıyla vurup durdukları yuvarlak şeyin ne olduğunu bilemediği için biraz da telaşlanmış. Sayın Bilge Patates'in anlattığı hiçbir şeye benzemiyormuş bu. Acaba büyük patatesle mi oynuyorlar diye tedirgin olmuş. Ama bu şey patatese de benzemiyormuş ki. Zıplayıp duruyormuş. Yuvarlakmış. Üstünde resimler varmış ve çocukları çok eğlendirdiği de bir gerçekmiş küçük patates yavaşça geldiği toprak birikintisinin içine dalmış. Sayın Bilge Patates'e ve arkadaşlarına gördüklerini anlatmış. Anlattıklarını dikkatle dinleyen Bilge Patates, çocukların peşinde koştukları şeyin top olduğunu ve bütün çocukların topla oynamaktan çok hoşlandıklarını anlatmış. Patates çocukların hiç oyuncakları olmazmış. O gün oyuncağın ne olduğunu da öğrenmişler. Küçük patates toprağın altındaki sıcacık yuvasında mutlu mutlu uyumuş o gece. Çocukların sofralarına yemek olarak gideceği günleri hayal etmiş durmuş. Keşke benim de bir topum olsa diye sayıklayarak uyumuş. Çocuklar, siz topla oynanan hangi oyunları biliyorsunuz?